Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye Nereye programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz ve konuklarımız var ama konu çok önemli aslında. Çok fazla konu yok. Türkiye'de kriz devam ediyor. Onun bir boyutuyla tartışacağız. Ekonomiyi tabii ki konuşmasak olmaz ama bugün bir de zirve vardı Tahran'da. Zirveden gelen haberler var. Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili çok önemli kararlar alınmak üzere. Neden İdlib önemli? Bunu geçen programda da söylemiştim. Çünkü İdlib Türkiye'nin bir anlamda uzun dönemde başına bir tür bela açacak önemli bir oluşum. Yabancıların bulunduğu ve hemen yanı başında Hatay var. O da çok önemli. Ve buradaki El-Nusra ve Ahrar-ı Şam gibi yani El-Kaide uzantısı bir anlamda Selefi olan ve IŞİD'in devamı olan güçlerin bir şekilde kendilerine bir cephe açması var. Türkiye'nin tavrı önemli bu zirvede, Rusya'nın tavrı önemli ve İran'ın tavrı önemli. Aslında ortak bir uzlaşı noktası yok ama şunu söyleyebiliriz. Türkiye sivilleri, AKP iktidara daha doğrusu, sivilleri bahane ederek bir anlamda oradaki Selefi güçleri bugün yine koruma altında tutma gayretine devam etti. İşin gerçeği bu. Rusya buna karşı çıktı ve ateşkes değil silahları bırakma gibi bir sözcük kullandı. Türkiye ateşkes olsun ve bu gruplara dokunulmasın. Ilımlı isimler, ılımlı gruplar bu Selefilerin yerini alsın diye bir önerisi var. İran her ikisine de karşı. İran her durumda Suriye rejiminin buraya müdahale etmesinden yana. Bunları konuşacağız. Tabii ki belli bir çerçeve içinde. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle ben size yine konuklarımı tanıtmak istiyorum. Hemen yanı başımda hukukçu, önemli bir isim. Ekranlardan da tanıyacaksınız. Ömer Lütfi Avşar. Selam Avşar, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hemşehrimsiniz aynı zamanda, Evet. belediyeli olarak. Bunu da belirteyim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine önemli bir isim. Ankara Milletvekili Murat Emir. Sayın Emir, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Avşar, şimdi aslında hemen şu konuda mutlaka bir görüşünüz vardır. Çünkü siz de o bölgenin insanısınız. Yani bu İdlib meselesinde bugün bir ortak uzlaşı çabası gibi yandaş medya gösterdi belli ölçüde. Ama aslında ortak bir uzlaşı yok. Yani ortaya konulan çok açık, çok net tavırlar var. Mesela Rusya ne olursa olsun bölgedeki cihatçı güçlerin o bölgeden ayrılması konusunda ısrarlı. Ha bunun nasıl ayrılacağı, nereye gideceği, kimin tarafa çekileceği konusunu çok fazla önemsemiyor. Ama bu işi Türkiye'ye yıktıkları belli. İran Rusya ile paralel düşünüyor ancak İran aynı zamanda YPG'den de rahatsız. Yani kuzeydeki Kürt hareketinden de rahatsız. Onun da Amerika tarafından tutulması, Amerika'nın orada bir üs olarak kalmasından da rahatsız. Yani özellik olayına da rahatsız. Siz bugünkü görüşmelerden öncelikle ne anladınız? Yani bir aydın olarak baktığınız zaman, hem de bölgenin insanı olarak, bu bizim başımıza nasıl bir iş açacak? Bu İdlib meselesinde niye taraflar böyle çok farklı şeyler söylüyor bizim anlayacağımız dilden değil yani? Şimdi aslında sonda söyleyeceğimiz başta söyleyelim. Bugünkü toplantıdaki fotoğrafın sonucu şuydu. Bu İran ve Rusya için bir konfor meselesi, Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi. Ve bu milli güvenlik meselesinin doğma sürecine biraz biz adım adım ve bilerek geldik. Şimdi toplantı yapıldıktan sonra basın açıklaması öncesi tüm liderler oturdular. Ve merakla beklenen açıklama sürecini bir anlamda müzakere sürecine bizim Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle taşınan bir küçük kararlar alındıktan sonra olan bir müzakere detayına girme süreci oldu. Zannediyorum orada Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda elde edemediği sonucu dünya kamuoyunun önünde elde etmeye çalıştı. Ve ısrarla buradan bir ateşkes kararının çıkması arzusunda 3-4 defa söze girerek gündem toparlandıktan sonra bu tür toplantılarda olan teamül tamamlandıktan sonra söze girerek konuya ağırlık vermeye çalıştı.
Fakat buna rağmen karşı tarafta muazzam bir direnç vardı. Hatta görüntüleri hatırlarsanız başlangıçta bir zaman diliminde Dışişleri Bakanı yerinden kalktı ve İran Devlet Başkanı'nın arkasındaki yetkililere gidip bir şey söyleyip gelme gereği duydu. Kiminde biraz surat asılması, kiminde biraz tebessüm ve mimiklerle ret edildiği talebin anlaşılan bir durum oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarı güzel bir manevrayla Putin tarafından konu farklılaştırılarak terör örgütlerine biz nasıl silah bırakın diyelim. Yani onlar adına burada bir karar verme veya sonuç bildirme durumunda değiliz deyip hem biraz Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini rahatlattı ama konudan da uzaklaşmamıza neden oldu. Zaten terör örgütlerinden hiç kimse, aklı başında olan hiç kimse adı üzerinde terör örgütü silah bırakması yönünde bir talepte bulunamaz ki Tahran'daki gündemin konusu da bu değil. Oradaki konu İran ve Rusya'nın özellikle Türkiye'nin içine girdiği sıkıntılı süreçte alacağı tutumdu. Ve anlaşılıyor ki İran'da, Rusya'da buradan güçlerini dünyaya göstermek, Suriye rejimiyle beraber oradaki otoritelerini dünyaya göstermek çabasındalar. Türkiye'nin içine sürüklendiği durumda çok ilgili ve irtibatlı değiller. Israrla bölge halkına binlerce ton sağlık ve gıda yardımı yapıldığı, oranın tahliye edilmesi sürecinde üstün gayretlerin gösterileceği, işte Birleşmiş Milletler'deki Suriye Anayasası'nın ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmesine destek olacaklarının altı çizildi. Ama bunların hiçbirisi Türkiye'nin İdlib sürecinin sonucunda eğer orada ısrarla Rusya ve Suriye rejimle beraber müdahalesine devam ederse Türkiye'nin sıkıntısını çözecek bir çözüm önerisi veya bakış açısı yok. Şimdi şu çok önemli bir şey, dakikasıyla bizim heyetin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tahran'a uçağının tekeri değdiği anda İdlib'de Suriye ve Rusya bombardımana başladı. Yani zannediyorum toplam 5 uçakla. Şimdi 2 gün önce de aynısını yaptı. Bu aslında Türkiye'nin masadaki durumunun çok ciddiye alınmadığını, sadece bir yere doğru yönlendirilmek istediğini ortaya koyuyor. Bu bir mesaj da bir anlamda değil mi? Tabii yani, ki yani toplantıya başlamadan evvel toplantının kararı vermiş oluyorsunuz. Evet. Oradaki müzakerelerin bir anlamı kalmıyor. Zaten İran Devlet Başkanı'nın ifadelerine baktığınızda, bir nevi kibrine baktığınızda, bakış açı, fiziki durumuna baktığınızda, Putin'in kapanmış halini gördüğünüzde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar aktif olarak dünya kamuoyunun baskısını orada buna yönlendirmeye çalışsa da anlaşılıyor ki bizi Suriye'deki rejimle uzlaşma noktasında zorlayacaklar. Bütün olay orada kimyasal silahın kullanılma ihtimaline karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin tezinin geçersiz olduğuna her iki devlet yaklaşırken Sayın Cumhurbaşkanı da ölümler isterse konvansiyonel silahlı olsun, isterse kimyasal silahlı olsun, önemli olan buna tepki göstermektir diye bir parça ABD'nin tezine değinmesine rağmen ölüm sayısına değinerek ABD'nin Fırat'ın doğusundaki yapılanmaya dikkat çekmek istedi. Ama o toplantıdan ve sonuç bildirgesinden gözüküyor ki Fırat'ın doğusundaki süreç gene onları ilgilendirmiyor. Bu noktada Türkiye masadan herhangi bir sonuç elde ederek kalkmış gözükmüyor. Çünkü İdlib'de kararlılıkla bu süreci Rusya ve İran sürdürecekler ve orada çok ciddi bir sivil katliamı doğmasını engellemenin tek yolu memleketimizin Hatay'ın kapısına yukarıya kilise doğru sivil halkın dayanması olacak. Ve onların içerisindeki ne kadar terörist var, ne kadar yok, o çocukların içerisinde, ailelerin içerisinde bunu nasıl ayrıştıracağız mümkün değil. Ama gene de şunun söylenmesi çok önemli. Her ne olursa olsun birlikte yaptıkları, heyetleriyle yaptıkları toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı 4,5 milyon
bir nüfustan bahsetti. Bugüne kadar Türkiye'deki Suriyeli göçmen nüfustan. Üç liderin açıklamasında da onu bir uyarıyla mı söyledi veya dil sürçmesi mi bilmiyorum. 3,5 milyon dedi. Ama bizim yeniden İdlib'deki mevcut 3,5-4 milyon, içinde de terörist nüfusun çok yoğun olduğu bir insan hücumunu karşılaması ve onların Türkiye üzerinden veya Türkiye'de barınmasını sağlaması mümkün gözükmüyor. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz burada. Dediniz ki İdlib'e bir müdahale durumunda İdlib'deki hem sivil halkın ki sayısı konusunda çok karışık ve çelişkili bir ortam var. Mesela İdlib'in çekirdek nüfusunun aslında 350 bini geçmeyeceği. Birleşmiş Milletler 700 bin diyor. Yani. Evet, yani öyle bir çekirdek nüfustan bahsediyorum. Etrafıyla beraber belki 700 bin ama neden bu kadar 3, 3,5 milyon diye abartılı? Ben öyle düşünüyorum çünkü bölgenin bir insanı olarak, İdlib'i eskiden beri bilen bir insan olarak ben bu kadar nüfus orada olduğunu düşünmüyorum bu samimiyetle. Ama önemli bir şey var. 60 bine yakın orada El Nusra ve Ahrar-ı Şam, yani El-Kaide'nin devamı olan militan var. Suriye ve Rusya İdlib'e müdahale etti. Bombaladı ya da katliam her neyse sert bir şekilde askeri müdahalede bulundu. Peki burada bulunan teröristler, sivil halkla beraber gelip ilk dayanacakları yer Hatay'dır değil mi? Hatay'ın tabii ki. Kirve Gözü Kapısı. Peki. Bu teröristler yıllardan beri Esad rejimiyle mücadele ediyor. Yani oradaki Arap Alevi halkına karşı bir düşmanca tavır içindeler ve bu düşmanlıkları da her fırsatta gösteriyorlar. Peki bu 60 bin militan, Hatay'ın da 1/3'ü Arap Alevi nüfusa sahip. Geldi Hatay'a girdi. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl oradaki kendi halkımızın, kendi yurttaşımızın güvenliğini nasıl sağlayacağız? Neden Türkiye böyle bir tercih kullanmaya çalışıyor? Yani neden Türkiye kendi ulusal çıkarlarını öne koymak yerine oradaki cihatçı, selefi grupların avukatı ya da savunucusu rolüne soyunuyor ve Şam'la işbirliği yapmıyor? Ne olacak? Yani böyle bir şey Türkiye'de bir Allah korusun bir iç savaşın da başlangıcı olmaz mı böyle bir koşulda? Yani bunlar aklınıza gelmiyor mu? Şimdi şöyle, aslında Türkiye bir önceki politikalarındaki hatası nedeniyle ve o hatada ısrarı nedeniyle bu noktaya geldi. Malumunuz bizim dış politikadaki 180 derece yüzlerce yıllık geleneğimizi bir tarafa bırakmamız, özellikle Cumhuriyet'ten sonra bizim insan haklarını en kutsal değer koyduktan sonra yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi dışında bir dış politika yapmamamız ve hiçbir devletin iç işlerine karışmama ilkemiz, işte Sayın Davutoğlu'nun başbakanlıktaki ilk görevinden Dışişleri Bakanlığı'na, başbakanlığa geldiği süreçte Türkiye'nin yeni Osmanlıcılık gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilke ve değerleriyle bağdaşmayan bir alanı açıldı. Hatırlarsınız 2000'lerin ortasına kadar bize gösterilen en büyük korku Türkiye'nin bölünmesi korkusuyken, bir anda içinde karşılaştığımız durum Türkiye'nin sınırları dışına taşması, büyümesi ve dışarıdan bir nüfusu alması. Yani dile kolay, yani şu anda biz 4-5 yıl içerisinde nüfusumuzun neredeyse %5-6'sına varan oranda bir diğer bir devletin halkıyla kaynaşmak zorunda kaldık. İstanbul'da gittiğinizde sokaklarda, Antakya'da sokaklarda, Antep'te, her yerde bir kültür kaosuna da bu neden oldu. Ve hatta bir dönem bilinçsiz şekilde bunların büyük bir kısmına da, yüz binlere varan kısmına da vatandaşlık da verildi. Şimdi bizim Hatay bölgesindeki Alevi Arap vatandaşlarımızın hiçbir zaman o terör örgütleriyle bir işbirliğine girme ihtimali yok. Yani bizim bölgeyi siz de çok iyi biliyorsunuz. Bizim bölge halkımızın tamamının vatanperverliği ve dini duygulardaki samimi duruşu malum. Ancak bunlar zaman içerisinde tabii ki bu tür hatalı politikalarla bir dezenformasyona doğru gidiyor. Yani böyle bir altyapının oluşması da mümkün. Bunun giderilmesi noktasında artık çok geç kalmış bu vaziyette. Yani İdlib bildiğiniz gibi bir
kurtarılmış alan, silahsızlanma bölgesi ve zaten zamandaki en büyük hata teröristlere diyorsunuz ki siz şöyle bir hani silahlarınızı bırakmıyorsanız gelin şurada bekleyin. Yani şimdi teröristin bekleyeceği bir şey yok. Yani teröristin zaten terör faaliyetinin amacı yıldırmak, yani yıldırıcı tüm eylemlerde bulunmak ve bunun için o bölgenin içerisinde kalsa da bunu sürdürecek. Ama zamanında Suriye ve İran'ın politikalarına bir anlamda kanmış olmamız bunun bölge içerisinde giderileceği ve süreç içerisinde bunlardan arınacağımızı düşündük. Yani Davutoğlu sürecinden sonra aslında biz rejimle uzlaşma boyutunda çözüm üretemedik. Yani bu arayışa bence hükümet de artık mecbur kaldığını görüyor ama bunu aleni ve açık bir şekilde yapamıyor. Çünkü biz dış politikayı seçim mitinglerinde iç politika argümanı olarak kullandığımız için bir anda da içeride şişirdiğimiz duyguları yönlendirecek ve onları yumuşatacak bir zaman dilimine ihtiyaç var. Fakat Suriye ve Rusya ve İran çok hızlı geliştirdiler bu süreci. Amerika'nın da Fırat'ın doğusunda bizi sıkıştırmaya başlaması bizim o bölgede olacak göçe direnme ihtimalimizi tamamen bertaraf ediyor. Her ne kadar ben de dahil, siz de dahil artık bu kez sınır güvenliğimiz %100 sağlanmalı. Sınırın içine hiçbir şekilde aşağıdan gelen Suriye vatandaşlarının ve teröristlerin dahil edileceği bir ihtimal yaratılmaması gerekir diyorsak da Rusya'nın yapmak istediği şey net. Yani uluslararası arenaya oradaki bir insani durumu Türkiye'nin üzerine baskı olarak kullanıp İran'ın da desteğiyle bize bunu mecbur kılmak. Biz buna mecbur kıldığımız andan itibaren Türkiye'ye ben sayısının 60 bin falan olduğuna da inanmıyorum. Çünkü bunu siyasi platformlarda böyle söylüyorlar. Yani 700 bin nüfusu kabul ediyor herkes ama bir yandan da en üst seviyede Cumhurbaşkanı bile diyor ki burada 3,5 milyon nüfus var. Dolayısıyla oradaki 700 bin nüfuslu halkı ve bir o kadar da diğer sivil halkın göçtüğünü oraya düşünsek bile orada 60 bin, 100 bin değil, yüz binlerce terör menşeili unsurlar var demektir. Bizim buna direnmemiz mümkün değil ve şu an içerisinde de bunun için yeterli önlemi almış, uluslararası arenaya bunu taşımış değiliz. Ama bugünkü toplantıda sevindirici bir şey var. Birleşmiş Milletleri bazen NATO'yu, uluslararası tabi olduğumuz örgütleri reddederek geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletleri çözüm odaklı göstermeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla zaten siz o beşten birisiniz dedi. Bütün o beş yapısına karşı olmasına rağmen Putin'e bir nevi ricada bulunarak yani bunu Birleşmiş Milletler'e taşıyıp orada çözelim dedi. Yani yavaş yavaş da uluslararası örgütlerin, kurucusu olduğumuz örgütlerin neden olduğunu, niye üye olduğumuzu da anlamaya başladık. Yani son dönemde dönüp tekrar 10 yıldır terk ettiğimiz Avrupa Birliği'ne tekrar sarılmamız gibi. Yani ne derler, bir musibet bin nasihattan iyidir. Yani gelinen nokta bunca musibetten sonra belki artık yolumuzu, yönümüzü tekrar Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine çevirip olması gerektiği gibi uluslararası arenada, uluslararası hukuka uygun çözüm üretmeye çalışır. Gereksiz yere bir o yeni Osmanlıcılık akımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerinden uzaklaşıp başka ülkelerin iç işlerine insan hakları kutsiyeti dışında karışmayız. İnsan hakları kutsiyeti dahilinde de karışmak demek o yönetime doğrudan müdahale etmek değildir. Uluslararası arenada mücadele etmektir. Peki, teşekkür ederim. Sayın Vekilim, şey de önemli tabii burada. Şimdi bölgede İran kendi ulusal çıkarlarını savunuyor. Yani Amerika'nın bölgeye yerleşmesini istemiyor. Rusya'nın bölgede var olmasını ancak kontrollü bir varoluş. Yani Rusya'ya da çok sempatiyle bakmıyor ama Amerika ile dengeleme adına Rusya'nın bölgede var olmasını en azından ses çıkarmayacak. Rusya o tarihten, çarlıktan gelen sıcak denizlere inme çerçevesinde Suriye'de kendisine ait bir bölge arıyor yerleşmek için. Türkiye ne arıyor diye burada soruyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin ulusal çıkarları bu savaşta birincisi tarafsız olmayı.
İkincisi Suriye rejimiyle her durumda işbirliği yapmayı. Üçüncüsü bölgede oluşacak her türlü tampon, geçici topluluk, özellik, federasyon gibi oluşumlara perde açacak her türlü kitlesel oluşuma karşı bir eylem koymayı gerektiriyor. Ancak Türkiye başından beri bölgede çok farklı bir çizgi içinde. Yani bu İslamcı ya da Selefi ya da Vahabi diyebileceğiniz çok farklı bir İslam çizgisini tutturan grupların bir koruyuculuğu adı altında, ÖSO da öyle, tabii, ılımlı İslam diye söylüyorlar ama Sayın Erdoğan dedi İslam'ın ılımlısı olmaz diye. Bugün demiş ki çekelim onları, ılımlı kişileri yerleştirelim, yani ılımlı İslam adına söylüyor. Kendisi daha önce bunu söylemişti zaten. Peki Türkiye neden bölgede ulusal çıkarlarının gereğini yapmıyor? Nedir amacı Türkiye'nin? Neden kendi ülkesine yönelik bir saldırıdan da öte bir siyasi bölünmeye, coğrafik bölünmeye yol açacak bir tehdide rağmen ısrarla bu siyaseti sürdürmeye devam ediyor? Neden? Şöyle, Türkiye şu anda geldiği noktada aslında çaresiz. 2011'den itibaren Suriye İç Savaşı başladığı andan itibaren, hatta başlamadan biraz önce Türkiye orada başını çok büyük belaya soktu. Ve biz o sıralar Türkiye'nin bu işlere böylesine karışmaması gerektiğini, Türkiye'nin komşusuna daha dikkatli davranması gerektiğini, oradan bize terör geleceğini, bölünmüşlük geleceğini, mülteci, sığınmacı geleceğini ve bizim Suriye halkıyla eninde sonunda komşu kalacağımızı ve yüzyıllardır bu komşu olduğumuzu ve bundan sonra da kalacağımızı ve özellikle Suriye sınırındaki kimi ailelerin bir kısmının bizim tarafımızda, bir kısmının Suriye tarafında kaldığını. Dolayısıyla her ülkenin davranından çok daha hassas, yapıcı, olumlu ve Suriye iç barışına katkı verir bir politika üretmemiz gerektiğini söyledik. O zaman bize Esadçısınız, siz Esad ağzıyla, Esed ağzıyla konuşuyorsunuz diyorlardı. Çok heyecanlanmışlardı. Arap Baharı başlayınca Mısır, Tunus, Fas, Libya'da biraz farklı şeyler oldu. Dediler ki biz burada oyun kurucu oluruz. Bu Müslüman kardeşler gibi bir iktidar Suriye'de Esad fazla dayanamaz, hemen dağılır. Biz de gideriz Emevi Camii'nde namaz kılarız. Burada oyun kurucu oluruz. Zaten biz buranın abisiyiz. Zaten o görevi de almıştı biliyorsunuz, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıydı kendisi. Şimdi bütün bu denklemi kurduğunuz zaman o hayalci, maceraperest, o işte Ömer Bey güzel anlattı, o yeni Osmanlıcılık hayalleriyle eski dışişleri geleneğini terk etmiş, akılcı, sağduyulu, gücünün sınırlarını bilen politikayı terk etmiş, çılgın bir anlayışla Türkiye savrulmaya başladı. Dolayısıyla biz orada yanlış bir işe başladık ve başımızı büyük bir belaya soktuk. Bu o kadar anlaşıldı ki 2015'ten sonra Rusya'nın oraya bütün gücüyle girmesi, ordusuyla da girmesinin sonrasında Türkiye'nin artık bu politikayı sürdüremeyeceği, bu politikanın bittiği anlaşıldıktan sonra da dediler ki suçlu Davutoğlu, ne yapalım, atalım onu. Tayyip Erdoğan temize çıktı. Şimdi o çamurdan Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'nin orada açmazı şu. Şimdi Astana süreci biliyorsunuz çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak üzere kuruldu. Rusya Türkiye'yi Amerika'nın yanından çekip yanına almak gibi bir hedefi vardı. Bir de bu sürecin içerisinde, yani Astana sürecinde Türkiye'nin oradaki cihadist, selefi grupların hamisi olmak gibi bir rolü vardı. Yani İran ve Rusya, dolaylı olarak da rejim, işte Duma'da, Humus'ta, Halep'te savaşın sonuna yaklaşıldığı zaman oradaki bir kısım silahını bırakmayan, bir türlü silah savaşmaktan vazgeçmeyen grupları öldürmek yerine tahliye etmeyi tercih ettiği için, çünkü savaşı uzatmamak adına onları taşımak gerekiyordu. Nereye olacaktı? İdlib'e. Kimin katkısıyla? Türkiye Cumhuriyeti'nin. Hatırlayın Halep'ten nasıl getirildiklerini. Dolayısıyla Türkiye'nin Astana sürecinde ki temel rolü, yani Rusya ve İran'a, dolayısıyla Şam'a sağladığı tek destek aslında buradaki Selefi grupların İdlib'de toparlanmasıdır. Peki niye bu görev Türkiye'ye verildi? Çünkü Türkiye bunların hamisiydi. Bu insanlar buraya nasıl geldiler? Büyük oranda Türkiye sınırından geldiler. Uygurlu Türkler savaşanlar, Çin'le savaşanlar,
Afganistan'dan, Rusya'dan Çeçen gruplar, dünyanın dört bir yanından silahlı profesyonel katiller, işte Hatay sınırından ellerini kollarını sallayarak geldiler. Bunların bir kısmı IŞİD'ciydi. Hatırlayın mesela bize yapılan IŞİD saldırıları, Türkiye'ye yapılan IŞİD saldırılarının bir kısmının katillerinin Suriye'ye rahat gidip geldiğini, orada eğitim aldığını öğrendik. Mesela bu 10 Ekim Ankara Garı patlamasındaki o İlhami Balı kaç defa gelmiş, konuşmuşlar, yazışmışlar, devletin bilgisiyle gitmiş gelmiş. Şimdi toparlamaya çalışıyorum, konuşacak çok şey var. Evet. Şimdi Türkiye burada birinci derecede sorumlu. Şimdi şu anlaşılmasın, Esad çok mu masum? Hayır, değil. Esad kimyasal silah kullanmış olabilir mi? Olabilir. Esad yüz binlerce insanın katili olabilir mi? Olabilir, tabii. Çünkü orada bir iç savaş yaşandı. Ama Esad açısından bakarsanız da Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışan bir ülke yöneticisi, değil mi? Ülkenizde bir savaş var, bir iç karışıklık var ve çaresiz olarak ülkenizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Böyle de bakabiliriz buna. Ve zaten Astana sürecinin en temel birinci maddesine biz hep ne diyoruz? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanaysanız eğer, sizin eninde sonunda buradaki İdlib'inde, hatta Afrin'inde, hatta Fırat Kalkanı bölgesinin de bir şekilde artık Esad yönetimine geçmesini kabul ediyor olmanız gerekir zamanı geldiğinde. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye sıkışmış durumda. Bir tarafta İran ve Rusya ile bu sürecin içerisinde, çaresiz o sürecin içerisinde, yapacağı başka bir şey kalmamış. Bir taraftan Esad'la görüşme şansı yok. Yani sorunları daha derli toplu ele alıp değerlendirme ve çözme şansı yok. Çünkü boğazına kadar o ideolojik söyleme batmış. Yani Esad'a katil demiş, Esad'a her şeyi söylemiş. Ve biliyor ki Esad'la bir kare poz verirse bütün o politikasının çöktüğü ortaya çıkacak. Çöktüğünü biz biliyoruz da onun o medyasından sakladığı, o kendi havuz medyasını izleyen vatandaşlar hala Türkiye'nin başka bir yerde olduğunu düşünüyor olabilirler. Dolayısıyla o resmi vermemek için de uğraşıyor. Bir taraftan Amerika ile zaten papaz olmuşsunuz. Bir papaz yüzünden papaz olmuşsunuz. Tabii sadece papaz yüzünden değil, birçok sebebi var bunun. Ama sonuç olarak orada aslında sizin ilk sorunuz, yani Türkiye burada ne yapıyor? Türkiye ne yaptığını bilmiyor. Türkiye savruluyor. Türkiye bir süre Esad'a karşı, Esad gitsindi, şimdi gitmese de olur diyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanaydı. Bu nasıl toprak bütünlüğünü savunmak değil mi? İdlib'deki bu Nusracıların hamiliğine soyunduktan sonra. Ondan sonra Rusya ile 2015'e kadar karşılıklı, hatta uçağı sen düşürdün ben düşürdüm diye yarışa giriyor başbakanıyla. Ondan sonra Rusya'ya mahkum çünkü Rusya bütün ağırlığıyla orada. Üstüne üstlük Amerika gibi bir müttefikinizi kaybetmişsiniz çünkü müttefikiniz YPG'yi tercih etmiş. Aslında siz etmesin diye yani Amerika'da yan yana olmak için her şeyi yapmışsınız. Rakka'da yan yana gelelim diye defalarca Amerika'ya gidip gelmişsiniz. Yani çaresiz, bataklığa batmış ve o yüzden de günlük olarak, yani günlük derken bunu sembolik anlamda söylüyorum, savrulan bir dış politika. Şimdi bugün bunu gördük. Putin bunu biliyor. Yani Türkiye'nin fazla bir seçeneği olmadığını ve Türkiye'nin çaresiz bir politikaya mahkum olduğunu bildiği için de bugünkü şeyden hiçbir şey çıkmadı. Çünkü Ömer Bey de söyledi. 3 gündür bombalıyorlar. Bu bir mesaj. Yani bu toplantının nasıl geçeceğine ve nasıl sonuçlanacağına dönük bir mesaj zaten. Bir de işin şekliyle ilgili benim bir çekincem var. Şimdi De Gaulle'ün bir lafı vardır. Siyaset ve sosis yapmak o kadar çirkin bir şeydir ki halkın önünde yapılmaz der. Aynı şekilde 3 ülke oturacak masanın etrafına, işte 2,5-3 milyon insanın yaşamının söz konusu olacağı, bir kısmının muhtemelen öleceği, öldürüleceği değil mi? Böyle kanlı bir, düğümlenmiş bir konuyu kamuoyu önünde, dünyanın önünde konuşacaklar. Bu ne demek? Biz bu toplantıdan bir şey beklemiyoruz ve bizim pozisyonlarımızı bütün dünya bilsin demek. Şimdi Türkiye zaten bir şey alamayacağını biliyordu ama hiç olmazsa orada biz gittik, orada bir barış olsun, savaşa kadar işte Birleşmiş Milletler gündeme gelsin, bunlar bir konuşulsun'ını söyledik, kabul etmediler. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak, pozisyonunu göstermek. Oysa buradan bir şey çıkacak olsa önce heyetler tartışır. Ondan sonra kapalı kapılar ardında ekipler konuşur. Belki kavga ederler ama sonunda bir şey çıkar. Ne çıktı düne göre? Ne öğrendik? Öğrendiğimiz şudur. Biz biliyorduk da tüm dünya bunu gördü. Asıl görmesi gerekenler umarım görmüştür AKP'liler. O da nedir? Öyle
3 günlük 5 günlük Trump'a efelenmeyle birden Rusya, Putin sizin stratejik ortağınız olmuyor. Putin durduğu yerde duruyor, İran durduğu yerde duruyor ve orada sizin başınızda büyük bir bela var. Nasıl bir bela var? İşte bugün görüntüler vardı. Bir bombalama olduğu anda insanlar o duvarları atlamaya çalışacaklar. O insanlar orada Türk askeri nasıl durduracak? Zaten evet, o görüntü zaten, var. Ona bir görelim isterseniz. Görelim tabii. Arkadaşlar tabii. O duvardan atlama şimdi çok enteresan tabii. Burada. Bugün de Sayın Erdoğan göçten bahsetti. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika durdurun. Bakın yani göçten orayı... bahsetti. Onu sesli ben izletmek istiyorum size. Şimdi göçten bahsetti Recep Tayyip Erdoğan ama aslında Türkiye'nin zaten göç devam ediyor. Yani tabii. Bu görüntülere baktığınız zaman İdlib ne kadar insan, zaten sınır açık gibi. Yani o duvarların da bir anlamı yok. Şimdi bir tabii. Gösterelim arkadaşlar, sesini tabii. De verelim. Tabii. Bakın. Şimdi bu görüntünün yüz binlerce insanın yaşattığını düşünün. Kabahatin, kabahatin. Ezen el ete, ezen ezen hacci, ezen. Hadi amil melek hacci, ezen ma bi eser ahvun. Şimdi burası Türkiye ve Suriye sınırı. Yani bunlar İdlib'ten de geliyorlar çok büyük olasılıkla. Ve duvarı da merdiven koyup, yani nasıl bir sınır bu? Nasıl Türkiye nasıl güvenliği sağlıyor? Kim bunlar? Bunların orijini ne? Silah getiriyorlar mı? Ya da yanlarında ne var? Yani bunlar girdi içeriye, birilerine saldırdı ya da birilerine bulaştı. Bunun karşılığı var mı? Buyurun vekil, konuşmayın. Şimdi bir görüntü düşünün. Yüz binlerce insanın bu sınıra geldiğini, dayandığını düşünün. Ve Türkiye'nin de buna karşı koyduğunu düşünün. Ve hatta orada yüz binlerce insanın o ağır bombardıman etkisiyle öldürüldüğünü, çoluğun, çocuğun, küçüklerin değil mi? Belki kimyasal silah da kullanılacak. Yani Türkiye tabii kendi çıkarlarını korumak durumunda ama biz sınır komşusuyuz. Ve dünya ayağa kalkacak. Dolayısıyla çok zor bir durumdayız. Türkiye bunları içeri almak zorunda da kalabilir. Bize göre almamalıdır ama işin insani boyutunu da unutamayız. Sadece güvenlik tarafı da yok bu işin. İlk söylediğimiz yani Suriye'nin işine karışırken, Suriye'deki barışı böylesine çökertirken, Suriye'nin üstüne böyle alevin üstüne benzinle giderken işte bu görüntüleri düşünmek zorundaydık. Şimdi orada... Bazıları 20 bin, bazıları 30 bin HTŞ militan olduğunu söylüyor. Daha sert, daha radikal gruplar da var 3-5 bin kişilik. Şimdi bunların da bir şekliyle imha edilmesi de gerekiyor. Çünkü bunlar için fazla seçenek yok. Seçeneklerden birisi Türkiye'ye girmeleri. Onun üzerinden dünyaya dağılmaları. Dünya buna müsaade etmeyecektir. Türkiye'de kalması bir sorun değil. Hatta zaman zaman dış basında ben rastlıyorum. Özellikle Esad'ın yaklaşımı ve Rusya'nın da yaklaşımı, bunları siz getirdiniz, alın götürün şeklinde. Çünkü burada Türkiye'nin vebali var. Bu da çok aslında yani onların yaklaşımı bu. Alçaltıcı yani, bir şey değil mi? Yani tabii, böyle tabii. Siz getirdiniz, tabii. Yani IŞİD'in de sorumlusu. Bu Esad'ın yaklaşımı. Yani benim düşüncem değil ama sonuç olarak böyle bir bakış açısı da var. Çünkü adam diyor ki ben diyor ülkemin savaştım, geri bedelini ödedim. Ve artık sınır güvenliğimi sağlayacağım. Burada bana silah çekmiş kim varsa da onları, bir şey, ikna olmayanları, çünkü ikna olanlarla zaten anlaşılıyor. Yani silahını bırakanlarla zaten anlaşılıyor. İkna olmayanları da sahibi kimse ona geri göndermek. Mesela Rusya ve Çin de orada. Onlar da kendi teröristlerini orada imha etmek zorundalar. Öyle istiyorlar çünkü dönünce kendi ülkesine tekrar savaş olarak dönecek. Dolayısıyla Türkiye çok sıkışmış bir yerde. Bir tarafta kendine ait hissettiği İran, Rusya ve dolayısıyla Şam'la beraber çıkarı örtüşmüyor. Yani orada onların beklemesi gerekiyor Türkiye açısından o şekilde. Ama bunun bekleme ihtimalinin olmadığını ve kimsenin Türkiye'yi dinlemeyeceğini anlıyoruz. Öbür taraftan bu göç dalgası var. Dolayısıyla Türkiye maalesef çok imkansız bir şeyi zorluyor. Zorlamak zorunda kaldı tabii. Ama artık bu hiç olmazsa bunu en azından Birleşmiş Milletleri devreye sokarak, belki bu mülteci akınlarını sadece Türkiye'nin değil dünyanın meselesi yaparak, yine Esad'la konuşup Suriye'nin geleceğini birlikte tasarlamak ve hiç olmazsa bundan sonra olması gereken o barış, kardeşlik vesaire gibi ilişkilerin tesis edilmesine dönük çalışması lazım.
3 ay kadar önce Dışişleri Komisyonu'yla ben İran'a gitmiştim. Orada Meclis Başkanı Larijani dahil birkaç heyetle görüşme fırsatımız olmuştu. Hepsinin istisnasız söylediği Suriye ile görüşün, Suriye ile anlaşın şeklindeydi. Bizim heyetimizde ya işte o şöyle katildir, böyle katildir şeklinde konuşuyorlardı. Biz de tabii görüşlerimizi ifade ettik. Ancak İranlı muhataplarımızdan birisi ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Dışişleri Komisyon Başkanı, dedi ki biz Irak'la 8 yıl savaştık. Yüz binlerce insan öldürdük. Öldük ve öldürdük. Ama eninde sonunda oturduk ve konuştuk dedi. Yani bizim artık bu saplantılardan kurtulup cidden Esad'la konuşulacaksa Esad'la konuşmamız. Orada yeni bir statü oluşacaksa onu yapmamız. Oradaki artık o terörist örgütlerin hamiliğinden kendimizi geri çekmemiz ve Türkiye'nin tekrar işte yurtta barış, cihanda barış ilkesiyle akılcı dış politikaya dönmesinin yollarını aramamız gerekiyor. Son bir söz söyleyeyim, çok da uzatmayayım. Bakın bugün Şaban Dişli Hollanda Lahey Büyükelçisi oldu. İşte bunların dışişleri anlayışı bu kadar. Ne liyakat var, ne donanım var, ne başka bir şey var. O kendilerinden olsun. Fazla bir şey bilmesine gerek yok. Bizim çocuklar bütün kadroları ele geçirsinler. Zaten bu dışişlerini yönetenler, politika yapıcılar monşerdiler. Zaten onlar Osmanlı'ya burun kıvırırlardı. Zaten biz küllerimizden doğuyoruz. Zaten bizim yürüyüşümüz bile bütün Orta Doğu'da büyük bir algı yaratıyor. Bu efelenmelerin artık sonu gelmesi lazım. Artık liyakat diyoruz, akıl diyoruz, sağduyu diyoruz. Ve her defasında barışa hizmet diyoruz. Böyle olması gerekir. Peki. Bir şey soracağım bu arada. Bir şey dikkatimi çekiyor. Yani mesela AKP'nin yeniden Atatürkçü çizgiye doğru yanaşacağına dair bir umut belirdi insanlarda. Mesela Bekir Coşkun'un bir yazısı var. Biz 16 yıldır burada bekliyoruz, siz gelin diye. Ama aslında AKP çizgisini hiç değiştirmiyor. Yani AKP'ye yönelik bu umut bence biraz safça bir umut. Şimdi niye derseniz, bölgeye bakıyorsunuz. AKP kendi ulusal çıkarlarının üzerinde bir hevesle ve güçle bölgedeki bu İslamcı grupları, Selefi grupları, cihatçı grupları koruyup kullanma altına almaya çalışıyor. Olmadı, ÖSO'yu öyle yetiştiriyor. Hatırlarsanız CNN Türk'teki bir iyi muhabirlerden biri şeye gitti, bu Fırat Operasyonu Elbap tarafına, başörtüsü taktı kıza. Ben çok şaşırmıştım. Ya nasıl Türk askerinin kontrol ettiği bir yerde bizden bir gazeteci hanımefendi gider de niye kapatırlar bunu? Çünkü orada hem İslamcı gruplar hem de oradaki Türk askeri arasında böyle bir organik bağ da kurulmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Şunu sormak istiyorum. Peki AKP neden bir türlü bu Selefi gruplardan kendini ayırıp ulusal çıkarları neyi gerekiyorsa Alev olsun konuş, Şii olsun konuş, Pers olsun konuş, yani Farsi olsun konuş, yeter ki senin ulusal çıkar söz konusu olsun noktasına niye gelemiyoruz ya? Şimdi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğuş süreci, ondan önceki kökündeki partilere baktığımızda temeldeki yapı bir siyasi parti veya siyaset üretmenin dışında bir farklılaştırılmış bir İslami ideolojinin toplumun geneline kabul ettirilmesi süreci. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk halkına dinini öğrenme özgürlüğü tanındı. Yani bizde dinin kulaktan öğrenilmesi veya bir takım dini liderlerin belirlediği şekilde dinin yaşanması ilkesi varken İslam'ın zaten en büyük devrimi olan dini kendinin öğrenme özgürlük alanı yaratılmaya çalışıldı. Ama sonra özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmetli olmasından sonra bu biraz farklılaştırılarak toplumda farklı algı alanları yaratılmaya çalıştı. Yani Türkiye çok uzun süre Cumhuriyet'in kuruluşundan 50-60 yıl geçtikten sonra bile
laiklik kavramını kendi yapısına anlatamadı. Çünkü anlaşılmaz bir şekilde Türk diliyle mücadele edilerek bütün kavramların içi boşaltılarak hepimizin kafası karmakarışık edildi. Yani hatırlayın, bu ülkede meclis başkanı bir takım kavramların içi değişir ne olacak ki dedi. Yani dilin içi değişir mi? Yani dili değiştirerek birbirimizden uzaklaşmamız sağlandı. Ve öyle bir noktaya geldik ki birileri Müslüman, diğerleri değil. Fakat dışarıdan empoze edilen bir şey var. Şunu bir türlü görmek istemediler. Türkiye'de ve özellikle aydın İslam toplumlarında, devletlerinde emperyalist güçler orada hakimiyet kuramıyorlar. Neden? Çünkü İslam dininin en büyük özelliği ruhban sınıfı reddediyor. Yani yaratılmış bir takım ruhbanları yöneterek İslam devletlerinin tamamını yönetemiyorsunuz. Ancak geri kalmış İslam devletlerinde bir takım ruhban sınıfları, şeyhler, şıhlar yaratıyorsunuz. Onların cebine İngiliz sterlinlerini koyuyorsunuz ve o grubu yönetmeye başlıyorsunuz. Batı'nın yani veya büyük emperyalist güçlerin şöyle bir derdi var. Yani Çin'le rekabet halinde gözüküyor ama Pekin'e gidin artık Pekin küçük bir New York. Yani Pekin'i dolaylı yönden kontrolünde tutuyor zaten çünkü dini inançlarında kast sistemi var. Yani en alttaki kasttaki inanç sisteminde olan bir üst kasta geçmek için ölmeden önce o üst kasta hizmet edeceğini, o hizmette mükemmel olursa bir daha dünyaya geldiğinde bir üst kasta yaşayacağına inanıyor. 1,5 milyarlık Hindistan'ın %6'lık İslam dünyası, Müslüman nüfusu dışındaki yapıyı böyle yönetiyor. Yani neredeyse emperyalizm dünyanın yaklaşık yarı nüfusunu bu kast sistemindeki din bozukluğuyla nedeniyle üretiyor. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle fark ettiler ki Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan İslam ülkelerinde, Müslüman nüfusun çok olduğu ülkelerde bir aydınlanma var. Ve bu aydınlanma dinin mükellefleri tarafından kendi kendine öğrenerek yaşanması. Bu onları paniğe sevk etti ve sürekli olarak bu ülkelere bir takım dini liderler, şeyhler, şıhlar empoze etmeye başladılar. Yani FETÖ nereden geldi? Yani biz FETÖ'ye şurada 3 senedir, 5 senedir birileri terör örgütü diyor ama biz 20-30 yıldır bunu söylüyoruz. Yani ben lisede başladığımdan beri o adamın kasetlerini tesadüfen duyunca yani şöyle söylüyordu adam, yani başı örtülü olmayan kadın, hatırlarsınız o zamanlar kasap dükkanları vardı ve şeylere koyunları asarlardı. Yani o koyunlara benzetiyordu. Yani böyle bir adamın peşinden onlarca yıl giderek kocaman ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni elde etmeye güçlerinin yettiğini düşünecek densizliğe kadar geldiler. Bu mantıkla geldi. Yani nedeni bu. Dini doğru bilmemek, dinde ruhban sınıfı olduğunu bilmemek, bunun eğitimine müsaade etmemek, dinden uzaklaşmak bu noktaya getirdi bizi. Şimdi dolayısıyla popülist siyasi partilerde geniş gruplara hitap edebilmeniz için, o geniş grupları oy potansiyeli haline getirebilmeniz için onların masum duygularını sömürmeniz gerekir. Sömürülecek en masum duygular bilinçsiz milliyetçilikle bilinmeyen dindaşlıktır. Dinini bilmeyen birisi, kulaktan duyarak dinini öğrenmiş birisini din konusunda istediğiniz açmaza sürükleyebilirsiniz. Milliyetçilik de böyledir. Bizim vatan sevgisi kavramımız, din algımız, dindaşlığımız, dine saygımız sadece popülist yönetime dayalı, yönetimin istediği eğitime dayalı bir yöne kaydı. Bu nedenle de bunda sadece bunu sömürenlerin kusuru yok. Bunun sömürülmesine müsaade edenlerin de çok büyük kusuru var. O yüzden Türkiye'de zaten birçok sorunu çözebilmemiz için bizim milli ve dini anlayışımızı Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde olduğu gibi yerli ve milli yapmamız gerekli. Yani başkalarının bize empoze ettiği şekilde kulaktan doğma din bilgisinden uzaklaşır dinimizi, eğer gerçekten Müslümansak, kendimiz doğru kaynaklardan öğrenir ve yaşarsak, o zaman zaten bir takım İslam adına bahsettiğiniz grupların terör eylemlerinin doğrudan veya dolaylı hiçbir koşulda yandaşı olmayız. Şimdi hatırlayın,
zamanınızı almıyorum değil mi? Biraz ya, uzattım. Keyifli. Şimdi Hacı Bayram'dan, yani daha birkaç yıl önceden bahsediyoruz. Yani onlarca yıldan değil. Otobüsler gidiyordu, geliyordu Suriye'ye. Kamuoyunda konuşuluyordu işte, 500 dolar veriyorlarmış, gidip bir hafta savaşıyormuşsun, geliyormuşsun falan. Gencecik pırıl pırıl delikanlılar. Yani Sakarya'dan otobüsler gidiyordu. Hemşehrim, Hatay'ı biliyorsunuz yani. Hatay'da, evet, gece evet. Sokaklarda bizim ailelerimiz dolaşamaz oldu. Yani ellerinde otomatik tüfeklerle sokaklarda dolaşıp herkese korku salıyorlardı. Şimdi pardon, bölmeyeyim de. Estağfurullah. Mesela Hatay'da ben uzun süre hekim olarak çalıştım İskenderun'da. Orada çok doktor arkadaşım var. Devlet hastaneleri oradaki militanlara tahsis edilmişti. Ve orada savaşıyorlardı. Yaralananlar geliyordu tekrar bakıma, orada ameliyat oluyorlardı, tedavi oluyorlardı ve tekrar cepheye gönderiliyorlardı. Hatay böyle bir yerdi. Evet. Biz bunu meclis başkanına, Sağlık Bakanı'na sorduk mecliste. Canım, yaralıya bakma bizim görevimiz değil mi zaten demişti. O kadar basit. Bir ara verelim isterseniz. Çok güzel gidiyor ama bir araya gitmemiz gerekir. Aradan sonra ekonomiyi konuşacağız ama çok önemli bir şey soracağız burada. Türkiye'deki milyonerlere 7 ayda 22.152 kişi daha eklenmiş. Yani fakir, fukara, garip, guraba diye iktidara gelen bir siyasi partinin sonunda Türkiye'deki servet ve gelir dağılımını ne hale getirdiğini az sonra konuşacağız, bizden ayrılmayın.